Herkese merhaba. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Şu anda Alaçatı Çeşme'deyim. Beni Instagram'dan, Snapchat'ten takip ediyorsanız zaten biliyorsunuz yazımın büyük bir çoğunluğunu burada geçirdim. Ali ile birlikte yaklaşık 2 aydır Alaçatı'nın altını üstüne getirdik. En sonunda da bir tane vlog çekip günümü sizlerle paylaşmaya karar verdim. Burada neler yapıyorum, nerelere gidiyorum kısaca sizlerle paylaşacağım. Bu sabah oldukça erken başladı. Genelde burada sabahları erken kalkıyoruz. İlk önce Ali ile bir sitenin havuzuna giriyoruz. Orada bir yüzüyoruz, serinliyoruz. Ondan sonra da şimdi evden çıktık. Evde kahvaltı etmek istemedik. Refik'in bahçesine geldik. Refik'in bahçesi Hacı Memiş'te harika bir, çok salaş, böyle sabahları kahvaltıcı, akşamları meyhane olan çok salaş bir yer. Ben genelde hep kahvaltı için geldim. Gözlemesi ve menemeni efsane. Mutlaka gelip denemenizi tavsiye ederim. Hadi gelin birlikte geçelim. Bakalım nasılmış. Sizlerle de paylaşayım. Ali, burada sen balıkları ne atıyorsun? Finit atıyorum. Evet. Fahriye Hanım şu anda gözlemelerimizi hazırlıyor. Menemen geldi. Aşırı yedik, aşırı doyduk. Menemen gerçekten çok güzeldi. Zaten tekrar tekrar söylüyorum. Yolumuz buralara düşerse gelin. Çoluk çocuk biraz da restoranı dağıttık. Orada da koşturmalar, taşları atmalar, balıklara yem vermeler. Güzel bir sabah oldu. Şimdi eve gideceğiz. Ali birazdan uyuyacak. Ben de biraz işlerimi, güçlerimi halledeceğim. Ondan sonra artık herhalde akşamüstü tekrar Alaçatı'ya çıkarız. O zaman video çekmeye devam edeceğim. Görüşürüz. Şu anda hava biraz serinledi. Saat 6 gibi Alaçatı'nın içine geldik. Şimdi burada biraz yürüyüş yapacağız. Ondan sonra belki dondurma yeriz diye konuştuk, düşündük. Bir tane lahmacuncu var, çok iyi. Belki ona gideceğiz. Ya da başka bir yerde de yiyebiliriz. Güzel yerleri beğenirsem sizlerle video çekerek paylaşacağım. Şu an Alaçatı'nın içine doğru iniyorum. Şu an burası Alaçatı'nın en böyle göbekteki yeri. Şu arka köşede köşe kahve var. Şuradan dümdüz aşağı doğru indiğiniz zaman Hacı Memiş'e iniyorsunuz. Ben burada olduğum sürede Hacı Memiş'e de çok gidiyorum. Hatta neredeyse Alaçatı'dan çok Hacı Memiş'e gidiyorum. Buradan dümdüz yürüyünce de işte yolda restoranlar var, kafeler var, minik butikler var. Şu an İmren'e oturduk dondurma için. Zaten ben her buraya geldiğimde böyle oluyor. Bir yere gideceğim diyorum. Ondan sonra bambaşka bir yerde bambaşka bir şey yiyorum. Biraz oturacağız, dinleneceğiz. Bu arada burada inanılmaz gelin var. Alaçatı'ya gelirseniz hazırlıklı olun. Her sokağa çıkmanızda en az 5 gelin görme garantiniz var. Neyse, dondurma yedikten sonra Hacı Memiş'e doğru yola çıkacağım. Çekimlere devam edeceğim. Neli dondurma? Beğendin mi? Şurada I Love You Otel var. Ben bu otele bayılıyorum. Çok çok güzel. Hiç kalmadım ama birkaç kere kahveye gelmiştim. Çok beğendim. Hemen yanında da Ferdi Baba var. Ferdi Baba da belki biliyorsunuzdur. Çeşme'nin meşhur balıkçılarından. Eskiden Şifne'deydi. Şimdi bir tane Alaçatı'nın içinde yeri var. Ondan sonra bir tane Port'ta yeri var. Çok lezzetli. Yemekleri, mezeleri çok güzel. Bu Ferdi Baba'nın avantajı, hiç Alaçatı trafiğine girmeden direkt arkada park yeri var. Ondan arkadan hop park edip yemeğini izleyip ondan sonra kaçabiliyorsunuz. İleride bir tane daha çok sevdiğim bir balıkçı var. Karina, onu da şimdi size göstereceğim. Çeşme'nin meşhur tuval restoranı vardır Alaçatı'nın. Onun karşısından girdiğiniz zaman şöyle minik bir yol var. Şurada Karina Alaçatı diye çok tatlı bir tane balıkçı var. Ben buraya çok geliyorum. Böyle sokak üzerinde masaları var. Yemekleri oldukça güzel. Yine Alaçatı'nın içinde ama o kalabalıktan biraz daha uzak olabiliyorsunuz. Ondan biz çok tercih ediyoruz. Eğer siz de buraları gelirseniz orayı da tavsiye ederim. Böyle minik butikler de var. İşte şöyle bazıları takı satıyorlar. Ondan sonra plaj kıyafetleri satanlar çok var. Hacı Memiş'te tabak çanak satanlar çok var. Dönmeden onları mutlaka bir talan etmek istiyorum videolar için. Böyle enteresan tabaklar, çanaklar çıkar mı diye. Şimdi Hacı Memiş'e geldik. Burası çok güzel, böyle çok tatlı butikler var. İşte içinde minik minik tablolar satılıyor. Bazı yerlerde aksesuarlar, mutfak aksesuarları satılıyor. Şuradan girince şurası asma yaprağı.
tam uçta gördüğünüz mavi kapılı yer. Burayı mutlaka duymuşsunuzdur, gazetelerde okumuşsunuzdur. Çok meşhur bir yer. Birkaç senedir inanılmaz dolu oluyor. Gelmek isterseniz mutlaka rezervasyon yaptırın. Hatta bence bir ay önceden falan rezervasyon yaptırmamız gerekiyor diye biliyorum. Ben geçen sene de gitmiştim, bu sene de gittim. Bu sene yanı ufak bir bahçe daha açılmış. Orada da yemek servis ediyorlar. Ama geçen sene daha çok keyif almıştım. Aklınızda bulunsun. Ali bak, kedi var. Korktu mu? Bak burada da kedi var. Su mu içiyor? Sevelim. Sevelim. Bekle, sevelim. Gel. Burasının adı Evvel Zaman. Yine benim hep Hacı Memiş'te yürürken dikkatimi çeken, mutlaka içeri girdiğim bir mağaza. Çok güzel şeyler var. İçeride şimdi birazdan size göstereceğim. Böyle çok güzel kahve takımları var. Eğer böyle şeyler ilginizi çekiyorsa mutlaka gelin. Benim çok ilgimi çektiği kesin tahmin edersiniz. Şimdi Hacı Memiş'in merkezine geldik. Şurada sağımda Kapari Bahçe var. Burası bayağı meşhur bir yer. Yemekleri de güzel. Biz birkaç kere geldik. Onun karşısında da Adı Memiş var. Bu ikisini aynı yer zannedebilirsiniz ama değil. Adı Memiş'in de yemekleri güzel. Yani fena değil, gayet iyi. Ondan biz yine ara ara oraya geliyoruz. Buradan artık buradan sonra aşağıda böyle birkaç tane restoran var. İşte ileride Beymen var. Ondan sonra minik minik barlar var. Böyle devam ediyor yani. Biraz daha gidince ondan sonra bitiyor aslında. Hacı Memiş'te ufacık bir yer. Ali dokunmuyor oğlum. Şimdi bir takıcıyı gözüne kestirdi. Ali bizim değil, o bizim değil. Şurada şöyle tatlı bir yer var. Buranın adı Eskiden. İçinde çok güzel şöyle büyük kesme tahtaları, servis tahtaları var. İşte üzerinde pizza servis edebilirsiniz ya da böyle büyük fazla misafirleriniz geldiği zaman peynir tahtası yapabilirsiniz. Şimdi benim şu son birkaç haftadır Hacı Memiş'te en çok geldiğim yere geldik. Jin Bai Göz adı. Şöyle hem yemekleri çok güzel, akşamları çok kalabalık, çok tatlı oluyor. Burayı tavsiye ederim. Buranın hemen yanında da Momos diye bir İtalyan restoranı var. İsterseniz oraya da gelebilirsiniz. Ama buraları hep çok kalabalık oluyor. Ondan dolayı yine rezervasyon yaptırmanız, hatta bence bütün Alaçatı, Hacı Memiş genelinde mutlaka lazım, gerekli oluyor. Momo da böyle bir yer. Burası geçen sene yoktu. Galiba zannediyorum Jin Bai Göz de geçen sene yoktu. Onlar yeni açıldılar. Biraz daha aşağı doğru devam edince Köyün Delisi var. Orada da yemekler var ama ben hiç yemedim. Ondan dolayı nasıl bilmiyorum. Şurada Sign diye bir tane butik var. Burada çok çok güzel şeyler var. Bakabilirsiniz. Karşıda çiçek işleri var. Orada da yine böyle aksesuarlar var. Şöyle süslü yastıklar var. Ve böylelikle Alaçatı Hacı Memiş turumun sonuna eriyorum. Bizim ev buraya çok yakın olduğu için ben geldi hep buralara geliyorum. Ama Çeşme'nin içinde de çok güzel yerler var. Ilıca'da da çok güzel yerler var. Eğer gelirseniz hepsini gezmenizi tavsiye ederim. Farklı videolarda görüşeceğiz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.